üniversite mi tercih etmeliyim, bölüm mü, program mı tercih etmeliyim diye. Şimdi çok bambaşka bir noktaya gidiyoruz. Yani 21. yüzyıldan bahsediyoruz. Önceki programlara bahsettik. Mesleklerin tanımları değişiyor. Farklı meslekler ortaya çıkacak. Bazı meslekler, birçok meslek de yok olup gidecek. Ben burada ısrarla üniversite seçiminden yanayım. Çünkü neden? Şimdi programlar arasında, disiplinler arası, hibrit deniyor buna. İnsan kaynakları... Evet, geçişler çok fazla. Tabii ki geçiş çok fazla. Hatta bizim, isim vermeyeyim, Türkiye'de de bazı üniversiteler, ki bunlar arasında çok iyi vakıf üniversiteleri de var. İlk 2 yıl size ortak dersleri veriyorlar, sonra uzmanlaşıyorsunuz. Evet, özellikle mühendisliklerde bunu çok yapıyorlar. Mühendisliklerde çok fazla var. O yüzden adaylar şuna baksınlar. Ya öyle bir kampüse gitmeliyim ki Erasmus imkanı tanımalı. Bana birinci, ikinci yabancı dil öğrenme fırsatı tanımalı. Girişimcilik ruhu tanımalı. İletişim becerilerimi geliştirmeli. İş dünyasıyla beni buluşturmalı. Öyle bir kampüse gidecekler. Hatta ben şey diyorum, yani tabii ne kadar üniversite var böyle, orası da tabii soru işareti. Bir teknoloji üstüne gitmeleri gerekiyor. O zaman çok farklı bir donanımda yetişecekler. Ama tek bir programı tercih edeyim, bir mesleğim olsun, yan gelip yatayım, 40 yıl bunu yapayım, böyle bir devir Dünya yok kapandı. artık. Bakın, altını çizerek söylüyorum. O yüzden hibrit ne demek? Melez demek. Yani kelime anlamı, insan kaynaklarında şu var. Diyorlar ki bir personel olsun ama 2-3 işi birden yapsın. Artık böyle Evet. özellikler isteniyor ve onlar ön plana çıkıyor. O yüzden ve disiplinler arası geçiş de olduğu için birçok yönden kendilerini geliştirmeleri ve güncellemeleri gerekiyor. Yani ben diplomayı alayım, olmuyor. Yine altını çizerek söylüyorum. İyi bir mimar, iyi bir psikolog da olmak zorunda. İnsan psikolojisini bilmek zorunda yani Tabii ki. mimar. İyi bir iç mimar. İyi bir mimar aynı zamanda iyi bir felsefeci olmak zorunda. Hatta felsefe, mimarlık eğitimle ilgili çalışmalar yapan üniversiteler de söz konusu, ki ben çok çok da önem veriyorum buna. İyi bir mühendis, bir kez yine iyi bir sosyolog da Evet, olmalı. iletişimin güçlü Antropolog, tabii olması ki lazım. iletişim becerilerinin yüksek olması gerekiyor. Yani artık ki gelişmiş ülkelerde bu zaten çoktan sağlandı. Yani programlar arasında net böyle duvarlar söz konusu değil, geçişkenlik söz konusu. Birçok yönden, yani melez bir insan profili ortaya çıkacak. Evet, öyle hocam. Zaten yanımda da Beceri, öyle birçok arkadaşlarım var. beceri, evet. Birçok, ki gençler de buna bence çok eğilimli. Eğilimliler yani aynı anda düşünsenize sevgili izleyiciler. Şu andaki nesil el, kulak, göz, ruh, beyin hepsinin koordinasyondaki en yetenekli nesil. Evet, sonuç odaklı düşünüyorlar, Evet. çok hızlı düşünüyorlar. Dünya vatandaşlığı diye bir kavram ortaya çıktı. Dünyanın çeşitli yerlerinde arkadaşları var. Artık dünya vatandaşlığı, yani ne demek? Ben bir programdan mezun olduktan sonra endüstri mühendisi olacaksam Türkiye'de de o işi yapmalıyım, Hindistan'da da yapmalıyım, İngiltere'de de yapmalıyım ya da Türkiye Cumhuriyetleri'nde de yapmalıyım. Öyle donanımda yetişmeleri gerekiyor. Bakın, Evet. altını çizerek söylüyorum. Sadece Türkiye'ye sıkışıp kalırlarsa Hele hele olmaz. devlete ne He, dedik? hele 3 devlete, 3,5 evet. milyon iş var devlette. Evet. Başka da yok. Yani Yok. milyonlarca genciz ne yapacağız? Yani şey Yani devri devletle geçti. sınırlamak yok kendimizi. Evet.